Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yoncaların ikinci biçimini yapacağız. Şimdi arkamda gördüğünüz gibi yonca biçme makinesi var. Kuro'nun 3.20 santim götürüyor. Traktörde Deus'un traktörü. Yine aynı makineler. Böyle tarlaya giriş yeri burası. Tarlaya girerken biraz zorlanıyor. Ters yerden girdi. Devam et. Ters oldu biraz da. İkinci biçimleri Mecit Özünde bir abimize sattım. ...55 dönüm yer biçeceğiz. Burası 4 dönüm. Buralarda iş yok. Buralar baharın yeniden ektim buraları. Çok büyümedi. Yağmurda olmadığı için ancak bu kadar. Burada çok fazla verim iyi olmaz da diğer yerler iyi. Baktım diğer yerlere. Diğer yerleri de gösteririm. Bura birinci yonca tarlamız. Şöyle biçtiğimiz yerleri de göstereyim. Buraları tırmıklamaya gerek yok. Bununla direkt balya makinesi girecek. Balyayı yapacak, çıkacak. Burayı daha hızlı yapıyor. Sulama borularını da kaldırdık. Parçalaması makine diye. Böyle. Allah bereketini versin. Şu aralarda boşluklar var. Oralar geçen yıl ektik ama sulanmadığı için düzgün çıkmadı. Oraları bahardan ektim, yine çıkmadı. Anlamadım niye öyle oldu. Şöyle ufak buralarda. Buralardan kaç balya çıkacak? Yani ufak balyayla 4 dönüm 10 paket çıkmaz. Yani 10 balya çıkmaz dönüme. 5 çıksa 20 balya falan anca çıkar buradan. Şöyle gösterelim. Pottinger makinesi daha iyiydi. Bu biraz daha yatık bırakıyor. Yani Pottinger havada bırakıyordu. Daha çabuk vuruyordu. Bu yatırıyor yani. Yere yayarak gidiyor. Onun için bunu çok beğenmedim de. Yine de güzel makine. Daha fazla alan götürüyor. Şurayı da kaçırdı. Buralar güzel olmuş. Geçen yıl olanlar, işte sulanan topraktan çıkanlar güzel boylu. Ama seyrek oldu. Buralarda köşnü çok. Köşnüler bunun kökünü çok seviyor. Gelip köklerini yiyorlar. Onun için de seyreliyor yonca zaman içinde. Diğer tarlaları da göstereceğim ayrıyetten. Evet arkadaşlar, burası ikinci tarlamız. Bir de önceki videoda burası yeşildi. Şimdi arpa kurudu. Buraları biçtireceğim. Arada yeşiller var ama kurumuyor onlar. Koltuk altı dediklerinden, koltuk altı başağı diyorlar. Onlardan var. Burası da yonca tarlamız. İkinci yonca tarlası. Burada boruları topladık yine. Buradan biçecek. Buralar da biraz daha toparladı kendini ama buradan boruyu biraz daha alması çekeyim de üstünden geçerse vana yıkırmasın. Burada vana var. Diğer tarlaya giden tuhaf. Senin vanası. Ne olur ne olmaz. Burada var. Şöyle. Bunları çevirmeli şöyle. Bazı yerleri yani bayağı iyi. Bazı yerlerde böyle çok küçük. Neredeyse
Bıçaklar kesmeyecek. O derece. Kavakları da buradan temizlemeyle. Böyle kavaklar var. Bu kavaklar dallarını bırakıyor. İşte şuralar nedense büyümüyor. Neden olduğunu anlamadım yani. Buralar olmazsa gübre falan atmalı, hayvan gübresi. Üre attım buraya, 6 kilo falan üre attım buralara. Bazı yerler çok iyi oldu, bazı yerlerse nedense hiç olmadı yani. Diğer tarlada bitmek üzere. Birazdan buraya başlayacak. Göstereyim. Biraz da herhalde sıklıkla alakalı. Yani sık olunca güzel oluyor. Sık olmayınca güneş çok yediği için herhalde toprak çabuk kuruyor. Toprak çabuk kuruyunca da yoğunca büyümüyor, strese giriyor, çabuk tohuma kaçıyor. Yani boy yok ama hepsi gördüğünüz gibi çiçeklenmiş. Yani hepsi olmasa da en azından yarısı yeşil, yani çiçek açmış. Bu biçimden sonra biraz daha kuvvetlenir. Bir dahaki seneye buralar daha güzel olacak diye umut ediyorum. Yani buralara biraz daha tohum saçabilirim. Ya baharın ya güzün. Güzün atmak daha iyi olabilir. Mimzerle ya da tırmıkla bir boşlukları tarayıp tohumları atmalı. Yoksa böyle sıklaşmayacak. Sıklaşmadığı için de yonca çabuk kuruyor. Çabuk strese giriyor. Altı nemli olması lazım yoncanın biraz. Yani toprağın altı. Benim anladığım bu. Diğer tarafın son turunu atıyor. Burası da 6 dönüm. Şura diğer tarla 12,5 dönüm. Buraları yakmış da bu ağaçlar hep yanmış. Buraları hep temizlemeli, yani temizleyeceğiz. Nasip olursa. 12,5 dönüm burası, tam karşı. Çaprazda kalan yer 3 dönüm, 3,5 dönüm civarında. Aşağıda bir 8 dönüm bir yer var. Oraların şeyleri, boyları çok iyi. Şu 12,5 dönüm yerde kis olan bir orta yer var. Ora yine burası gibi böyle küçük kalmış. Belki biçilmeye de bilir orası, yani biçmeyebilir makine. Boyu çok kısa çünkü hiç büyümemiş yani. Böyle. Evet, arkadaş geliyor. Damızlık Birliği'nden geldiler yine. Damızlık Birliği'nin makinesi. Traktör de öyle, makine de öyle. Şu arpa benim. Ayçiçeği başkasının. Oradan izin aldık. Yapacak bir şey yok dedi. İlla ki geçeceğim dedi. Çünkü başka geçecek yol yok. O da benim yoncanın içinden kendi tarlasına geçecek. Orası da onun tarlası yani. Böyle bir durum var. Öbür tarla benim. Bu tarla komşunun. Bu tarla benim. Bu tarla benim. O tarla da onun. Şimdi burayı da biçecek. Arpayı zaten yol açtık arpadan. Geçenki biçimde. Lan arpayı biçiyorsun ya Recep. Arpayı biçiyor.
tarla en azından şey yapacak. Bazılarını kaçırıyor. Ya bıçak kırık ya da şeyler önünden kaçıyor yani şunlar. Loncalar. Bazılarını ufak tefek kaçırıyor. Şuralar zaten tekerin gittiği yerler. Buralar şimdi ters dönecek. Buralar ters döndüğü zaman buralarda bitmiş olacak. Şuralar. Şuralar teker izliyor. Buralara izliyor geçiyor. Yaklaşık 250 metre aşağıda bir su göleti yaptım. Gölet yaptım ufak. Oradan buraya basıyorum suyu traktörle. Geçen senelerde suladım ama su yetmiyor. Az geliyor su. Bu sene tabancaların başlıklarını değiştirdim. Daha küçük tabancalar taktım. Daha sık aralıklarla döşedim. Bu sefer deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bunlar çabuk kuracaktır. Yani buralar ufak. Buralarda çok iş yok da yine de yani biçilmesi lazım sonuçta. Buralar bahardan ektiğim için buralar daha yeni yeni büyüyor. Şuralar geçen seneki ekilenler. Buralar bahardan ektiğim yerler. Bahardan ektiğim yerlerde kendini toparladı. İnşallah üçüncü biçime sularsak üçüncü biçimde bayağı şey olacak. Diğerlerine yetişecek yani. Kökler güçlendikçe yoncanın boyu da çoğalıyor, artıyor. Muhtemelen buralara tırmık atılır yani. Buralarda boy olmadığı için çok yere seriliyor. Burada balya makinesi bunları alır mı almaz mı bilemiyorum. Muhtemelen alır herhalde. Evet arkadaşlar. Karşıdaki büyük tarlayı biçtik. Şimdi üçüncü tarladayız. Hatta dördüncü tarladayız. Dördüncü parça. Burayı da biçiyoruz. Burada verimler güzel. Yukarılarda ufak verim şeyleri düşük ama bazı yerlerde genel olarak iyi yani. Bura bayağı memnun edici diğer büyük tarlayla birlikte. Burayı da biçiyoruz. Toplamda 55 dönüm yer biçeceğiz. Buradan sonra ne kadar kalıyor? 10 dönüm daha var. 10 dönümde biçtikten sonra ikinci biçimleri de tamamlamış olacağız.